Ben maçla ilgili söyleyeceklerim şu. Bir, teknik açıdan bakıyorum. Fenerbahçe bu sene bence özellikle deplasmanlarda oynadığı en iyi oyunlardan birini oynadı ilk 45 dakikada. Maç Ener Valencia biraz dengeli bir oyuncu olsaydı ilk yarı zaten maç 3-0 falan olurdu. Kaleci Altay'a top değmeyen bir 45 dakika oynandı. Tamamen Fenerbahçe aşeğiyle. Çok bariz de 3-4 tane net pozisyon var. Zaten iki tanesinde 2-3 şey kaçırdı bomboş. Valencia. Benim için sürpriz değil. Yani kalenin içinden bile topları E5'e falan atabilir. O kale arkasına, Ümraniye'de, o Ankara yoluna falan atabilir. Benim için hiç sürpriz değil. Ener Valencia'nın gol kaçırması, topu kontrol edememesi, topa basması, kaleciye çarpması kaptan. Hiç sürpriz değil. Orayı geçelim. İlk 45 dakika ama Fenerbahçe iyi oyun oynadı. Hatta en iyi oyunlarından biri oynadı dışarıda. Fenerbahçe statının dışındaki oyunlardan en iyi oyunlarından birini oynadı. İkinci yarı Fenerbahçe yine iyi oynadı. O kötü oynadı demiyorum ama Ümraniye daha fazla karşılık vermeye başladı. Daha etkili ataklar yaptı ve maç iyice zor pozisyona sokuldu. Şimdi teknik açıdan benim söyleyeceğim şey şudur. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus bizi falan dinlemez. Bizi değil, Türkiye'de kimseyi dinlemez. Dinlemiyor adam öyle bir. Çünkü en doğrusunu ben bilirim diyor. Ben Jorge Jesus'um diyor. Yani Türkiye'de bir televizyonda eski bir futbolcu, bir yorumcu çıkmış, bir şey söylemiş. Onu mu dinleyeceğim der. Ha, dinlemez yani. Dolayısıyla ben Fenerbahçe kulübü bizi seyrediyor. Ben biliyorum yönetim kurulu, başkanı falan. Onlara bir şeyler söylemek istiyorum. Bir, bu artık ben, artık hocaya söyler misiniz, söylemez misiniz onu bilmiyorum. Ben bu İrfan Can Kahveci denen arkadaşı bir daha Fenerbahçe'nin 11'inde sanki şeymiş gibi, ilahi kelammış gibi, sanki bu oynatılır, bu oynayacak diyeyim. Bundan bir kere vazgeçin. Bu arkadaşın ilk 11 oynamasını ben artık gördüğüm her dakika şey olacağım. Yani kan beynime sıçacak ve buradan eleştireceğim. Bak teknik şeyler söylüyorum yani. Bir, bunu bilsinler. İki, çünkü bu İrfan Can Kahveci'nin yaptığı da oyundan çıkana kadar millet hatırlasın maçı. Bunun yaptığı ve Arda Güler'in yapamadığı ne var? Ne var? Ne var arkadaşım? Bana bunu Jesus anlatmaz, tenezzül etmez. O zaman bir yönetici anlatsın, hoca böyle düşünüyor diye. Bu düşünce falan değildir, bu takıntılıdır. İrfan Can Kahveci'yi çok beğeniyor. Bir şekilde etkilemiş onu. Bir yeteneği, sol ayağıyla vuruş çünkü çalışıyor onunla. Ve bu kafada gidiyor. İki, aynı 11 içinde bir daha bu Rossi'yi görmek istemiyorum kardeşim ben. Tamam mı? Bu Rossi sevdasından da bir vazgeçilsin. Tamam mı? Orada kenarda otur ona. Bir de artık son haftalarda hepimizin yere göre sığdırmadığı, benim de çok met ettiğim, Crespo diyor bir oyuncu var. Haftalardır bu adam, 4-5 haftadır özellikle. Yemin ediyorum top kayıplarını ben sayamıyorum. Ve gebelik, bitikliğinden dolayı kart görecek fauller yapıyor. Topları ayından kaçırıyor. Son anda bir daha kaçırdığı topu alayım derken rakibe çift atlıyor, kart görüyor falan filan. Anlatabiliyor muyum? Ve bu Crespo oynuyor. Bu ara bunu artık geçen gün Selahattin Bahçı üstünden geçti ama hala dedikodular durmuyor. Zayç gidecek falan filan. Mia Zayç. Hatta Beşiktaş'a gidecek diye gazetelerde haberler çıkıyor. Öyle bir şey yok dedi Selahattin Bahçı ama bunu netliğe kavuşturun. Bugün çok belli olmuştur ki Fenerbahçe'de Mia Zayç'tan daha iyi o mevkide oyuncu yok kardeşim. Crespo'ymuş, Crespo'ymuş ben böyle anlamam. Crespo evet iyi iyi oyunlar oynadı. Hepimizin takdirini aldı. Son haftalarda dökülüyor. Babasının forması değil o. Aynen. Böyle sahada ruh gibi, hayalet gibi geberik geberik dolaşacak, hep oynayacak. Mia Zayç denen oyuncu kısa sürede girdi. Değil mi? Pozisyonlara girdi, aldı çalımlar, 18'e dalıyor, şut attı, adamdan döndü, maça bir hareket getirdi. Ben bu Mia Zayç'ı eğer satılırsa, bak söylüyorum Mia Zayç'ı satan, hele Beşiktaş gibi bir rakibine satan Fenerbahçe'yi satmıştır. Bak söylüyorum peşin, Fenerbahçe'yi satmıştır. Onu bir kere söyleyeyim.